Haydi bakalım. Crysis Gondor arkadaşlar. Enuma'da bakmayın burada Virgil olan yazdığına. Enuma'da Lothlórien'i aldı. Sizce hangisi kazanır? Çok seri tahminleri alayım. Bu mu kazanır? Bu mu? Yani şu kazanır, şu kazanır gibi. Çok seri. Bir alt tap atacağım. Tamam. Şimdi bakın, Enuma sağ üstte Lothlórien oynuyor arkadaşlar. Sol altta ise Crysis var, Gondor oynuyor. Crysis biraz hızlı başladı. Direkt Baraka ve Farm'la başladı. Dolayısıyla parada biraz sıkıntı çekecek. Bu taraf için aynısı geçerli değil tabii ki. Çünkü direkt Malorntry ile başlıyor iki tane. Şurada Goblinler. Burada da ortada bakın bir tane kule. Burada Warglar. Burada da Warglar. Hemen yanına bir tane daha Malorntry yapıyor. Bunu bakın normal şeye çevirdi. Kaynağı çevirdi. Olabilir. Kaynak geliştirmesini aldı tekrar. Buna da aldı. Nifredil Bloom. Bloom tohum değildi bu arada ya. Bloom açmak hani. Çiçek açar ya Bloom. O Bloom o Bloom'du da çiçek açması denmez burada şimdi. Bakalım. Ve şunun parasını kısmak adına olsa dahi yine şu iki yapıyı dip dibe yapmak istedi ki mikro şeyi sıkıntı olsun rakibe. Yani mikrolaması zor olsun burayı diye. Birbirlerini korusunlar diye yapılır. Bakalım. Bir grup hemen Sword geliyor. Bir grup bir grup kılıçlı geliyor Enuma'dan. Bu arada Crysis'ten geldi bile yürüyor. Kim daha iyi bilmiyorum ama Gondor dedi Barış. Barış ne yaptın? Çözebildin mi oyunu? Crysis alır istiyor. Doktor Yivago. O ilk defa görüyorum seni. Profil fotoğrafında da Walter White var. İlginç bir karakter. Hoş geldiniz. Olsun Lothlórien alır gibi diyor. Onlar affetmez. Enuma alır. Hadi bakalım. Şu ana kadar 2-2 falan gibi. Bir tık ses verelim, değil mi? Sesler kısık. Wizarding Wars oynarken ben sesleri bayağı kısıyorum çünkü. Ne seçtiğim belli olmasın diye. Yoksa counter atıyorlar bana. Deli oluyorum. Şimdi buradaki creepleri temizliyor. Crysis. Hadi bakalım. Enuma da geliyor. Bir grupta Pyke geliyor bakın Enuma'dan. Burayı neredeyse bitirdi Crysis. Neredeyse bitirdi arkadaşlar. Aldı hatta. Enuma da burayı buldu. Bir tane daha Malorntry geliyor hemen yanına. Buraya da bir baraka attı. Baraka yapacak bunu muhtemelen. Belki atlı yapar burayı. Green Pasture ihtimali var diyorum ben. Bakın bu taraf Horn'la başlamış Gondor. Lothlórien'se daha almamış. Blossom orayız. Bloom değil. Gerçi doğru. Bloom, Blossom. Doğru. Farkı var. Bloom neymiş? Bak bakalım ona da o zaman doktor. Enuma kör noktaları buldu. Yine oralara farm atmaya başlıyor. Winx Club çıktı bizim adam. Üç grup kılıcı var şu an Ferdi'nin, Crysis'in. Hadi bakalım. Agresif oynuyor. Burayı da bitirmiş bu arada bakın Enuma. Yalnız şuradaki wargları fark etti Enuma. Orayı da aldı ayrıca. Dolayısıyla şimdi parada öne geçecek. Çok pis oynamak istiyorum ama çok üşeniyorum şunu kurmaya diyor. Vallahi moruk. Haklısın. Kurulumu zor. Uğraştırıyor yani. Serseme attı bu arada Enuma. O da boru bastı ama biraz geç oldu tabi. Bir de şunlar Old Ground'da olmalıydı. Okçuları bitirdi. Şimdi nasıl kullanacak? Fortress'in dibine kadar gitti onlar. Bir de Fortress'e vuruyorlar üstüne. Oh oh oh. Çok yanlış hareketler. Ferdi burayı Crysis tamamen unuttu galiba. Şunlarla kaçmaya çalışıyor. Ya bunları bildiğiniz feda etti şu an. Rakibi hibe etti hatta. Reis senin videoları sonradan izliyorum ben. Age of Rings 8'i yeni kurdum daha. Senin ipuçlarıyla kendimi geliştiriyorum. Kralsın. Umarım faydalı oluyordur. Şimdi Crysis burayı istiyor. Agresif almış bakın. Crysis'ten alışkın olmadığımız oyunculuk. Agresif oynuyor. Bakın burayı da şey gördü bu arada.
Enuma gördü. O da orayı alıyor. Atlılar geliyor Crysis'ten. Alttaki bakın şeyi gördü. Warp'ları gördü. Fakat bunlarla oraya gitmek ne kadar mantıklı. Bu arada Enuma da oraya koşuyor. Tahmin etmiştir. Burada varsa tam sağ köşede de vardır diye. Şimdi bir grup kılıç ve bir grup 2 level mızraklıyla Enuma oradan geliyor. Şurada bakın 3 grup birliği birikti Enuma'nın. 3 grup kılıç. Üf 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 üf. Burada da 2 level okçuları var. Bloom gençlik tazelik manası var. O zaman Nifredil gençliği, Nifredil tazeliği falan gibi çevirebiliriz. Hocam indirdim dosyaları yayından sonra kuracağım. Hadi bakalım. Bol şans. Çiçek açmak anlamına da geliyormuş. Gördün mü? Ben dedim. Tabi buraya Enuma aldı. Birim fazlalığıyla. Şurada farmına vuruyor Crysis'in. Enuma üstünlüğü sağlıyor tekrardan arkadaşlar. Çok seri spamlıyor çünkü. Bir de bir tık daha doğru oynadı diyebiliriz. Buradan Hero geldi bu arada. Beragon gelmiş hem de. Atlılar geldi buradan bir de. Bakalım belki Beragon işleri çevirebilir. Ama pek zannetmiyorum. Neden daha doğru oynadı? Warg'ları daha erken buldu. Şurada Crysis bir grubunu feda etti. Boru'yu çok kötü kullandı. Ve okçu üstünlüğü vardı şeyin. Lothlorien'in. Okçu basmadı burası hala. Bakalım nasıl oyunlar göreceğiz. Şimdi kılıçları atlarla ezmedi. Ne yaptı yine? Bir geri çekti, döndürdü. Bir daha bir karar veremedi atlılarla. Son karar olarak mızrakları yakalamayı mı tercih etti? Ne yaptı? Geri çekildi en son. Şuraya bir statü attı. Beragon ileride. Bakalım. Reis kolay gelsin. İş yerinde kulaklıkla podcast tarzında dinliyorum. İzleme imkanım yok. Daha detaylı anlatırsan kafamda canlanması kolay olur. Kral kolay gelsin. İşinde başarılar dilerim. Vallahi şu an şöyle söyleyeyim. Gondor Lothlorien. Gondor atlılarını iyi kullanmaya çalışıyor. Fakat şu ana kadar pek iyi gidemedi. Lothlorien de karşı tarafın base'ine bastırıyor. Of 4 level oldu. Lothlorien'in mızraklılar. Atlılar ezildi. Orta taraf da Lothlorien'in elinde. Bir yandan bakın base'teki sayılı farmlardan birini indirmek üzere. Lothlorien gidiyor gitti. O da gitti. Crysis'in başı büyük dertte. Beragon yeterli olamıyor tabi. İşçisi çok ortada duruyor. İşçiyi her an kaybedebilir Crysis. Son anda geri çekti. Bir de sersem kullanıldı bir arada. Sesini duydum. Aynen bir yerde sersemi kullandı Lothlorien. Ek olarak bakın of 400-500 adam var neredeyse. Burada 150 kişi var. Buradan döneceğini ben pek zannetmiyorum. Selamlar. Hasan Aydoğmuş. Hoş geldiniz. Of of of. Bu da gitti abi. Yani tertemiz yaptı şu an Gondor'un base'ini Lothlorien. Bir şekilde hero'sunu şey yaptı kurtardı yalnız. O güzel. Hero'yu kötü kullanmadı şu ana kadar. Fakat atlılar konusunda bayağı kötüydü. Sıkıntılıydı. Orada biraz çuvalladı. Onun haricinde tabi yine mikrodan rakibine yenildi. Ya iki oyuncu arasında bariz bir seviye farkı var zaten. Bunun ikisi de farkındadır oyun başından itibaren. Ama yine de iyi dayandı bence Crysis. Fena değil. Atlılar çıktı. Direkt okçuların üstüne koştu atlarla. Güzel. Şimdi bir de diğerlerinin üstüne koşuyor. Of, onları da sildi geçti. Bu defa iyi kullandı atlarını. Bir de onları ezdi. Bu defa bayağı iyi kullandı atlarını arkadaşlar. Hero'su nerede? Şurada. Hero'nun canı çok az. Şurada bakın 4 level. Şey 3 level kılıçlılar. Onlar da gidiyorlar. Lothlorien sıkıntılı. Beragon'tan skill geldi. Beragon 5 olmak üzere. Bakalım Enuma spam'a devam mı edecek bu birliklerle yoksa daha güçlü birliklere geçecek mi? İkisi de 1 level hala barakaların. Beragon level atladığı için bakın artık şey yaptı. Yanındaki yapılara savunma kazandıracak. Bir tane kule attı Crysis. Kolay kolay pes etmem diyor. Elmas GG dedi ama henüz bitmedi Elmas'cım. Şu an ne kurtarır Crysis'i? Bakın şurada da iki tane adam varmış. Yıktılar orayı bir şekilde. Kurtarmaktan ziyade yani en azından bir şansının olmasını sağlar. Acilen buraya bir yere
pazar yeri atması gerekiyor. Ekonomisini kurtarabilmesi için. Çünkü haritanın her yeri Dothlorin'in elinde. Ya buradan oyunun dönmesi çok zor. Adam felaket para kazanıyor. Gondor'da aynısı geçerli değil. Kaplumbağa'ya dönüştü şu an. Bakın tek girişini savunmaya çalışıyor elinden geldiğince. Ne yapabilir o zaman? Elindekilerden olabildiğince fazla verim alması lazım. Yani 1, 2, şurada 3, 4. 4 tane farmı var. Bu 4 farmdan olabildiğince fazla verim almak için pazar yeri yapması şart. Lothlórien'e de acilen end lazım ki kuşatma yapıp bitirsin. Çünkü inanılmaz bir birim fazlalığı sağlamadığı sürece ki onu da sağlayabilir. Buradan rakibini bitiremez diye düşünüyorum ben. Tek giriş var çünkü. Çevreleyemeyecek çok fazla. Mert o gün beni bir pro yapmadığın kaldı Noob'la ben. Dolgur safe oynadı. Aliro'ları bastığında kazandım. Dolgur ilk defa oynadı çünkü. Oyunu oynamayı bilmiyordu. O gün unlucky olduk yani. Bildiği bir fraksiyonu alsaydı işler farklı olabilirdi. Uf, Beragon'dan güzel skill. Bence oyuncular arasında Emre Bey'in en iyileri. Geçen gün epey iyi oynadı. Bugün maçı var mı onun? Emre'nin maçı yok. Emre elendi çünkü. Emre elendi. En iyi kimmiş göreceğiz. Şu ana kadar favorin kim derseniz Yusuf'la Enumu arasındayım açıkçası. Karar veremiyorum o ikili arasında hala. Yusuf bir tık daha iyi olabilir. Age of the Ring'i daha iyi biliyor Enuma'dan bildiğim kadarıyla. Ama belli de olmaz şimdi. Eğer Santo'yu yenebilirse Enuma, tabi burayı da kazanabilirse. O zaman göreceğiz bakalım. Acaba şey mi? Enuma mı Yusuf mu? Lothlórien yüklü geldi yine. Bugün maçı yok. Buranın kazananı Santo ile oynayacak. Bugün değil ama. En erken Cuma oynayabilirim dedi Santo. Tabii bizim yayınlarımız devam eder fakat Santo maçını bugün izlemeyeceksiniz yani. Kulenin içerisine şey yok bu arada. Okçu yok. Kulenin içine okçu yerleştirmek yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mikrofonu kapattık tekrar. O bilgiyi verdik. Okey diyor. Kuralları da yazmıştım ama gözden kaçırmıştır. Şimdi bolca okçu getirdi tabi. Lothlórien. Çok fazla okçu getirdi. Çünkü birliği çok fazlaydı rakibin. Okçuları elediğine göre şimdi rahat rahat vura vura her yeri yok etmeye başlayabilir. Ya da ben okçuyla bütün birliklerini yok edersem bunu muhtemelen quit çektiririm diye düşünmüştüm olabilir. Tabi bu kadar fazla okçunun hepsinin mızraklılarla korunması da pek mümkün değil. Yani Enuma deniyor şu an ama. Aslında gelse gelir yani şey atlı. Geliyor mu? Hayır. Santo maçı var mı? Hayır. Sağ olasın kral ama bana gelen birkaç isim daha var diyor Emre'de. İşçi getirdi Enuma. Muhtemelen şuraya bir yere yapı yapacaktır. Aynen Malortry atıyor oraya bir tane. Bunu yapması hem rakibe psikolojik baskı hem de buradaki farmların verimini azaltacak. Hiros'u gidiyor bu arada. Christ'in Hero gidiyor. Çok kötü skill. İki kişiye yani. Daha çok birim vardı. Çok kötü. Ya buradan dönmez. 1-0. Ya dönmeyeceği çok uzun zamandır. Şunları gördüğümüzde bariz de zaten de. Bakın buraya da iki tane baraka atmış. Buradan da geliyor sürekli birlik arkadaşlar. Dönmeyeceği çok uzun zamandır barizdi de. Bir de şunu basmış bakın. O bilmiyor diyoruz ama Enuma biliyormuş. Bunu basmış hızlı hızlı birim spamlamış. Biliyormuş Enuma. Dönmeyeceği şeylerden belliydi yani. Şöyle farm fazlalığından. Rakibine kıyasla Enuma'nın farm fazlalığından belliydi. 15'liği bastı bu arada. GG dedi o da. Yıktı her yeri ve 1-0. 1-0. Hemen ikinci maça geçelim. Şöyle şimdilik şey yaptım. Normal bir harita açtık. Arkadaşlar elinize sağlık. Hızlı bir maç oldu. Crysis'in mikrofonu olmadığı için çok yorumlayamayacağız bunu şu an. Çok hızlı bir VC'ye gidip geliyorum. Tamamdır. Duydunuz arkadaşlar siz de yayın. Hemen geliyorum.
Kısa bir becerim olsa çok işim geldi. Evet, geldim. Harita seçeceğim şimdi. Başlatacağım arkadaşlar. Oh, şimdi hemen size şeyi verelim. Çeviriyoruz bakalım ne gelecek. Age of the Ring mod. Any last words. Evet, hoş geldiniz bu arada. Ayana Tiri. Güzel el ta. Enuma yine isyanlarda olacak tabii şey diye. Bilmediği bir yer malum. Gerçi birçok oyuncu yeni haritaları bilmiyor ya. Sonuçta haritalar yeni eklendi. Hiçbirimiz bilmiyoruz. O mantıkla bakmak lazım. Haritamız bu. Burada ilk defa oynanacak turnuvada. Bakalım. Bakalım ikinci maçta ne alıyorlarmış. İkinci maçta arkadaşlar Isengard'a karşı Isengard. Hadi bakalım. Mirror. Isengard ikinci maçımızda. Yeni bir BFM oyunu gibi evet. Bir ormanız. Evet aynı seçmişsiniz. 1-0 şu an. Aa, bir rakit oldu yani. Yapacak bir şey yok moruk. Başka oyuncular da bir ara şey yapmak istedi. Olmuyor yani. Turnuvadaki herkese haksızlık olur. Üzgünüm. Evet şimdi. Şöyle hemen şey yapalım. Skor yazalım. 1-0. Enuma 1. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Hazır olunca herkes. Isengard'a Isengard. Çok kısa bir mesaj atacağım. Tamam. Şimdi. Grip karat ne oluyor? Grip karat ne lan? Grip karat dediğin nedir aga? Mikrofon açabilecek miyim acaba? Ya da yazabilirsin. Yazabilirsin. Metteki layer yazıyordu. Layer olarak karat yazıyordu. Onun için. He onu diyorsun. Şey. sürpriz olsun ya. Gezin biraz görürsün. Sürpriz İyi olsun. tamam. Tamam. Ben şeyle söyle ya. Pike'la mı anlıyor yoksa şeyle mi? Hayatta söylemem. Hadi kolay gelsin. Haksızlık olur oğlum. Olmaz. Üzgünüm. İyi tamamdır. Yok gerçekten haksızlık olur arkadaşlar. Şunu alınıyor bunu alınıyor demek olmaz yani. Haksızlık olur. Olabildiğince şey yapmamız lazım. Adil olmamız lazım. Bakın haritamız çok güzel. Bir jungle havası var burada. Bir de biraz şey bir harita açıkçası. Grafikleri zorluyor yani oyun motorunu zorlayan bir harita. Çok dolu çünkü güzel yapmışlar. Ben de özellikle koydum neden? Zevkli şunun tepesine çıkamıyorsunuz. Burada bir piramit var. Arad bölgesinde burası arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam güneyde. Bakın şöyle bayağı tatlı. Çok böyle kabile havası. Karat'ta şunlar oluyor. Bu Orta Dünya'nın güneyinde bulunan yaratıkları ele almıştı Age of the Ring biliyorsunuz. Yalnız şu arkadaşımız bunun ismi Karat. Karat Patriark. Bunlar canonlı değil mi? Açıkçası çok bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Öyle olabilir olmayabilir. Çok umurumda değil şu an. Yeter ki yenilik olsun bana. Çok aşırı cıvıtmadığı sürece ben okeyim. Şurada şunlar bildiğim kadarıyla creep değil. Şurada bir yapı var. Kamp. Bunu alabilirler. Şurada da aynı şekilde Karat Patriark var. Şurada bir şelalemiz var. Harita bayağı iyi. Şimdi burada Isengard bakın. Bu mavi olan Enuma 2 tane Cleansed Strading ile başladı. 3 tane Furnace ile başladı. 4 hatta. Şuradaki kampı hemen gördü. Bakın buradan Mahout Spears çıkartıyor. Yani Harad bölgesinde region'dayken, bu region'dayken, bu bölgedeyken. Region bölge demek yanlış hatırlamıyorsam. Burada Mahout mızrakçılarını çıkartıyormuş. Isengard. Muhtemelen bütün kötü harikler sanırım. Oha diyor. Burası da kırmızılar direkt Urukaylarla başlamış. Crisis.
Valla Enuma saldırıyor. Enuma'nın şimdiden 3 birimi var. 3 grubu var. 3 tabur asker ne derseniz. Crysis'te daha bir şey yok. Diğer turnuvalar için fraksiyonlar da rastgele olursa çok mu adaletsizlik doğabilir mi hesaplardan ötürü? Yok, adaletsizlik doğmaz. Random da yapabilirdik istesek. Ben kasten random yapmadım. Çünkü bazı oyuncular bazı fraksiyonları trainliyorlar. Biliyorsunuz Age of Drink'te 11 tane main fraksiyon, 9 tane yan fraksiyon var arkadaşlar. Şimdi adam gidip 2 ay Mordor öğreniyor mesela. Uğraşıyor Mordor üzerine. Turnuvaya bir geliyor. Random'dan dolayı bir kere bile Mordor oynayamıyor. Ben de hani bu emeğin şeyini karşılığını almasını istedim oyuncuların. Yani mainlerini oynama fırsatını ellerinden almak istemedim. Güzel bir sistem oluşturdum kendim. İcat ettim. O şekilde takılıyoruz. Birer tane ban atıyorlar. Fraksiyonları kendileri seçiyorlar. O şekilde. Bir de Age of Tank'te çok fazla fraksiyon olduğu için daha da iyi oluyor yani. Mirror yine denk gelmiyor mu? Elbette geliyor. Ama çok fazla fraksiyon olması, bir tane Furnace'a gitti bu arada Crysis'in. Çok fazla fraksiyonun olması bizim bu seçim sistemimizi şey yapıyor, iyi oranda etkiliyor yani. İyi anlamda etkiliyor. Yoksa random da yapabilirdik. Rise of the Witch King ile BFM turnuvalarında random atıyoruz. Orada fraksiyon az zaten. Bir de genel olarak herkes her fraksiyonu biliyor orada. İyi de biliyor. Kaç senelik oyun. Şimdi bu anca öğrenildiği için detaylı biraz daha karmaşık olduğu için oyunculara seçme hakkı vermek mantıklı oluyor. Bu arada scoutlarla oynamaya çalışıyor şu ana kadar Crysis. Fakat zorlanıyor. Tutamıyor Crysis şeyi pek. Enuma'yı pek tutamıyor. Enuma da çok güzel mikro oluyor. Bakın arkaya arkaya geçiyor. Okuyamıyor birimleri. Dolaşmaları gerekiyor. Bir de bakın bunlar 2 level'lar. Artık buradan para da kazanıyor Enuma. Yani bu maçın da gidişatı az çok belli. Mahut Spear'lar geliyor bu arada kamptan. Bakalım. Mahut Spear'lar geliyor. Neler olacak acaba? Pyke olarak da bunları kullanacak. Yuriz ırk seçimi için içinde bir çarkı falak yapsan olmaz mı harita seçimindeki gibi? Onu farklı bir zamanda yapacağız işte. Dediğim gibi o random'a çıkıyor. Daha çok erken random oynatmak için Age of Drink'te. Henüz yeni çıktı 8-0. Bir de az önce açıkladığım sebepten dolayı oyunculara fırsat vermek istiyorum. Bu arada Warp binicileri geldi buradan. Selam, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Fırat hoş geldin, teşekkür ederim. Çağlar İso, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin Çağlar. Sağ olun arkadaşlar. Gelerek bana destek oluyorsunuz. Hoşuma gidiyor. Teşekkür ediyorum. Warp binicisi iki grup oldu abi. Bir buçuk grupta scoutlar. Evet, hadi bakalım. Girse girerdi bu arada. Girse girerdi. O kadar mikrolayamamıştı oraya yanıma. Uf 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 uf. Bayağı bir gitti. Bir daha gitti. Bakın full mızraklıları ezdi. Şurada Mahut Spear'lar var. Bunları ezdi tüm Warp binicileriyle. Adamları 3 double yaptı. Bunların arkadaşlar aktif skill'i var. 20 saniyeliğine %25 savunma kazanıyorlar. Warchant isminde bir skill'leri var. Bastılar şu an. Selam, iyi yayınlar. Dolguldurum ve macera gruplarının incelemesini yapacak mısın? Gemilik hoş geldin. Teşekkür ederim ayrıca. Yapacağım. Hepsini yapacağım. Hiç merak etmeyin. Main fraksiyonları bitireceğiz önce. Hepsini fullleyeceğiz. 11 fraksiyonu. Ondan sonra yan fraksiyonlara da geçeceğiz. Adventure fraksiyonları yani. Bir Furnace'ı daha gitti Crysis'in. Aşırı kötü bir durumda. Haritada bolca ağaç olduğu için bakın. Lumbermill atıyor. Lumbermill onu kurtarabilir mi? Elbette. Bakın şurada 3 level pike'ları bir şekilde kaçırmış Enuma bu arada. Bunlar şimdi burada birikecekler. Tekrar güçlendikleri zaman görünmez de oluyorlar ağaçtayken. Tekrar güçlendiklerinde sıkıntı. Buradaki bu arada Patriarch'ı bulmuş şey Enuma. İndiriyor onu şu an. Mert, bu yayınların belirli bir saati var mı? Evet var. Bugün için 9'da açtık. Bugün özel. Biraz müsaitlik durumumdan ötürü pek müsait değilim 8'de. Normalde akşam saat 8'de başlıyorum. Ya günleri değişiyor açıkçası. Hala değişkenlik gösteriyor okulumla alakalı. Düzene girmesini bekliyorum her şeyin. Ondan sonra yayın günlerimiz de düzenli olacak. Fakat saat düzenli. 8'de fix buradayım. Yani ben bir gün içerisinde haber verdiysem size YouTube ya da Discord sunucumdan, bilin ki saat 8'dedir. 8'de burayı kontrol edin. Video yayınlanma süreleri yani nadiren başka zaman olabiliyor ama genelde o da 6'dır arkadaşlar.
Ya her gün ya da 2 günde bir saat 6'da benim kanalımda yeni video olur. Canlı yayınlarda saat 8'de. 6 ve 8. Secret. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Discord dışında bir yerden duyuru yapıyor musun? Hayır. Şaka mı, mahutlara bak. 5 level olmuş bunlar. Mahutlar çok abartılacak bir şey değil ya. Mahutlar 375'lik birinci aşama mahut. GG ya dedi. Quit dedi. 2-0. Evet, iki oyuncu da tebrik ediyoruz. Elinize sağlık arkadaşlar. İkinize de tebrik ederim. Böylelikle Enuma 2-0. Kendisi yarı finale çıkıyor. Güzel maçlardı.